Avrasya'nın en büyük tarım fuarı olan Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve ekipmanların sergilendiği fuarda sektörün önemli isimleri de bir araya geldi. Tarım makinalarıyla sektöre giriş yapan ve şu an hayvancılıkla ilgili makinaların üretimini gerçekleştiren Fimax da fuarda standıyla yoğun ilgi gördü. Türkiye'deki ve dünyadaki çiftçilerin beslenme problemlerini çözmeye yardımcı olan Fimax'ı firma yetkilisi Atalay Çetin'den dinliyoruz. Fimax 1988 yılında tarım makinaları işine girdi. Şu anda biz tarımın hayvancılık kısmındayız. Hayvancılıkla ilgili makineler üretiyoruz. Daha çok sıvaj makineleri, yem karma makineleri ve gübre dağıtım romorkları asıl üretim konularımız. Tabii bunların çok çeşitleri de yapıyoruz. Çeşitli boyutlarını yapıyoruz. Bu sene ilk defa biz yem karma makinelerinde kendi yürür yem karma makinesi üretimini gerçekleştirdik. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız bir makinedir bu. Türkiye'de ilk defa bu makineyi ürettik. Daha önceki makinalarımız daha çok traktörle çekilerek kullanılıyordu. Bu makine kendinden motorlu. Daha çok büyük çiftliklerde çiftliğin bütün yem işini bir kişiyle halledebilecek çok komplike bir makinedir. Türkiye'de biz bunu ilk defa ürettik. Daha öncesinde yurt dışından ithal yoluyla gelen bir makineydi. Şu anda bu makinenin seri üretimiyle tam kapasiteyle çalışmaya başladıktan sonra ithalatı tamamen kesecek bir makinedir. Atalay Çetin üretimleri hakkında şu bilgileri veriyor. Bizim ilk ürettiğimiz makine Türkiye'de sılaj makinesini, mısır sılaj makinesini biz ürettik Türkiye'de ilk defa. Daha sonra bunun çift sıralısıydı, dört sıralısıydı, ot sılaj makineleriydi, çift parçalayıcı ot sılaj makinesiydi. Çok çeşitlerini yaptık. Daha sonra işte Türkiye'de tarım büyümeye başladıkça yem karma, hayvancılık büyümeye başladıkça yem karma ihtiyacı doğdu. 2002'li yıllarda da yem karma makinesini yavaş yavaş üretmeye başladık. İlk önce çok küçük kapasiteli yem karmalar talep görürken yavaş yavaş kapasite çiftliklerin büyük çiftlikler, büyük hayvan sayılarına ulaşmasıyla büyük kapasiteli yem karma makinelerini de üretmeye başladık. Biz 1.8 metreküp yem karmadan 30 metreküp yem karmaya kadar üretim yapabiliyoruz. Hayvancılığın belli bir yere gelmesinden sonra gübre dağıtım romorklarına ihtiyaç duyulmaya başladı. Bunları katı gübre dağıtım romorkları ve sıvı gübre romorkları olmak üzere iki tipini üretiyoruz. Bunlar da küçük ve büyük olmak üzere çeşitli tipleri üretimini yapmaktayız. Büyük makinalarımız büyük çiftlikler için özellikle bu kendi yürür yem karma binbaş ve üstü işletmelerde traktörle çekilen makinelerin kapasitesi yeterli gelmemekte. O yüzden büyük çiftliklerde genelde kendi yürür yem karma makineleri kullanılmaktadır. Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem veren firma son teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni ürünlerini üretiyor. Biz Ar-Ge'ye çok önem veren bir firmayız. İşte bu kendi yürür yem karma da Ar-Ge'mizin bir ürünüdür. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız, COSGAP desteğiyle de seri üretime soktuğumuz bir ürünüdür. Şu anda TÜBİTAK desteğiyle yeni bir ürünümüz var. Biz teknolojimizi biraz daha arttırmak istiyoruz. Teknoloji yoğun ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Yeni ürettiğimiz ürün de işte motorlu yeni bir araç. Ondan daha sonrasında işte önümüzdeki sene fuar alanına geldiğinizde o aracımızı da göreceksiniz. Çiftliklerde çok ihtiyaç olan bir makine demeyeyim de bir araç tarzı bir şey tasarlıyoruz. Önümüzdeki sene mutlaka o da burada olacak. Ondan sonraki fuarlarda da her sene yeni bir ürünümüzü çıkarmak istiyoruz. Önemli bir ihracat ağına sahip olan firma servis ağıyla da çiftçilerin sorunlarına çözümler üretiyor. İş piyasada artık varız diyebiliyorsunuz. Evet. Yurt dışında ihracatta hangi ülkelere kadar uzanabildik? Biz toplamda 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Güney Amerika bizim en iyi pazarımız diyebilirim. Uruguay, Venezuela ve Bolivya'da pazar lideriyiz yem karmada. Doğu tarafta da Japonya ve Çin'de çok ciddi pazarlarımız var yani. Ama Güney Amerika'da hemen hemen bütün ülkelere satış yapıyoruz. Şu anda kendi bünyemizde kurduğumuz 5 bölgeye ayırdığımız bir servisimiz var. Onun haricinde yerel servislerimiz de var. Makinalarımız arıza yaptığında veya bir servis ihtiyacı olduğunda en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her noktaya ulaşabiliriz ama işte bizim çiftçimizin beklentisi de bu konuda çok yüksek oluyor bazı yerlerde. İşte saatlik ulaşmalar o konuda ne yazık ki saatlik ulaşmalara cevap veremiyoruz. En fazla bir gün, iki gün içinde makinalarımızı tekrar çalışır hale getirebiliriz. 81 ilimize bayilik sistemi mi dağılım yaptınız? Evet. Yurt genelinde 110 bayimiz var. Bunlar aracılığıyla makinalarımızın satışını gerçekleştiriyoruz.
Atalay Çetin çiftçilere yönelik şu önemli tavsiyelerde bulunuyor. Yani küçük çiftçinin alım gücü çok azaldı ama şu anda işte politika da büyük çiftliklerin desteklenmesi yönünde. İşte tarım arazilerimizin birleştirilmesiyle belki ileride ciddi kooperatifleşmelerle bu iş büyüdüğü zaman, yani büyük yapıldığı zaman cidden para kazanılıyor. İşte 50 baş hayvanın altında çok para kazanamıyor insanlar, çok sıkıntı yaşıyorlar. Ama baktığınız zaman 500 baş, 1000 başlık ciddi yönetilen çiftliklerde gerçekten para kazanılabiliyor. Yani şu anda bizim gördüğümüz bu işi biraz daha birleşerek yapanlar, kooperatifleşerek yapanlar veya büyük olarak yapanlar gerçekten para kazanıyorlar. Kurumsallık da çiftçiler gerekli diye. Evet, kesinlikle. Bu arazilerin birleştirilmesi de tabii bunun için çok zaman var hepsinin gerçekleşmesi için. Ama Türkiye'nin önünü çok açacak şeylerden biridir yani. Tarımda büyümek, arazilerin birleşmesi ve büyük çapta yapılması gelecek açısından çok büyük önem taşımaktadır. Çiftçi için ne söyleyeceksiniz? Biraz da çiftçinin bilinçlenmesi konusunda. Evet, yani şu anda küçük işte 2 hayvanla, 3 hayvanla bütün çiftçilerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Yani para kazanma şansı artık kalmadı. Çoğu çiftçimizin de alım gücü çok düştü. Arazilerin bölünmesi sıkıntı yaratıyordu. Bu engellendi. İşte kardeşlerin ayrılması büyük sıkıntı yaratıyordu. Ne kadar birleşip bir şeyler yapılabilirse gerçekten iyi yerlere ulaşacağını düşünüyorum. Biz gerçekten kalite bizim için çok önemli. Makinalarımızı kullanan çiftçilerimiz bunu zaten farkındalar. Biz çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Dünyada 80 ülkede de olmamız bir tesadüf değildir. Bu bir başarıdır bence. Kalitemiz sayesinde biz buralardayız.